Ben Mustafa Kasa, matematik öğretmeniyim. Bugün EBOB ve ekökler konusu üzerinde duracağız. Bölünebilmelerin devamında bunu anlatmamız gerekiyor. Şimdi şöyle yorumlayalım. 36 ve 60 sayısını bölen, tam bölen, pozitif tam sayıların en büyüğünü bulun dediği zaman 36'yı bölenlerini yazıyoruz. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e, 4'e, 6'ya, 9, 12, 18, 36. Bunları tespit ediyoruz. Aynı şekilde bir de 60'ı bölenleri tespit ediyoruz. Burada yazıyor. İkisinin ortak olan, ikisinde de bölen olan 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var, 12 var. Bize burada sorulan bu bölenlerin en büyüğünü soruyor. Bu da bize neyi verecektir arkadaşlar? 12 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet. Yani buradaki pozitif bölenlerin en büyüğü dediği için birinci metodumuz bu. Şimdi de aynı şekilde en az biri sıfırdan farklı, iki veya daha fazla tam sayının pozitif ortak bölenlerin en büyüğünü bu sayıların en büyük ortak böleni denir. EBOB bile gösterir. Burada 30'da 45 sayısının ikisinin de katı olan pozitif tam sayıların en küçüğünü bulun demiş. Burada da yapacağımız olay aynı şekilde arkadaşlar. Evet. Bu sefer de katlarına gideceğiz. Burada da işte ekök dediğimiz olay karşı. Burada da ortak katların en küçüğü diyor. Bu sayıların katı olacak. O zaman 30'un katı 30, 60, 90 devam ediyor. 45'in katı 90, 180 devam ediyor. Bunların ikisinde de ortak olan 90 var, 180 var, 270 var. İşte ortak katların en küçüğü burada 90'mış arkadaşlar. Bunların ortak katlarının en küçüğü. Bu sayıya da biz en küçük ortak kat yani ekök adı veriyoruz. Şimdi burada özellikleri dediği zaman bir defa A ve B sayılarının çarpımı OBEP ile OKEK'lerinin çarpımına eşittir. Örneğin 15 ile 20 sayısının çarpımı kaç eder? 300 eder. Bunların OBEP'leri ikisi 5'e bölünüyor. Ortak katları 60. O da 300 ediyor. Demek ki OBEP ile OKEK'in çarpımı sayıların çarpımına eşit olur. İkinci olarak sayılar aralarında asalsa OBEP'leri 1'dir. Mesela 5 ile 12. Bunlar bölen sadece 1 vardır. EBOB'ları 1 diyoruz. Ekök dediği zaman bu iki sayının çarpımı olacaktır. Yani 7 ile 12 sorulmuş burada. OBEP'leri 1'dir. Ekökleri ikisinin çarpımına eşittir. Üçüncü olarak A ve B pozitif tam sayılardan biri diğerinin katıysa EBOB bu sayıların küçüğünü verir. OKEK bu sayıların büyüğünü verir. Örnek burada düşünecek. 7 ile 21 sayısı. Bunlar birbirinin katıdır. 7 bunların OBEP'leridir. 21 bunların neydir? OKEK'leridir. Evet. Şimdi şuradaki kuvvet biçiminde yazılan sayılarda OBEP OKEK mesela 2 üzeri 4, 2 üzeri 7 sayılar. OBEP'i 2 üzeri 4, OKEK'leri 2 üzeri 7'dir. Yani yorumlayacağınız şey bu şekildedir arkadaşlar. Aynı şekilde x ve y asal sayılarsa taban asal olmak kaydıyla bunların OBEP'leri dediği zaman bak, üstlerine tabanlara ortak olanlara bakıyor. Birinde 3 üzeri 2 var, birinde 3 üzeri 4 var. Küçük olan üssü. 5 üzeri 8, 5 üzeri 5 küçük olan üssü. OKEK'te de üssü büyük olanı alacağız demektir. Yani buradaki dikkat edeceğimiz tek şey bu. Örnek bak şu soruda daha iyi anlarız. OBEP diyor. İkisinde de var mı? 2 var. O zaman 2 üzeri 2 alacağım. 3 var mı? İkisinde var. Kim alacağım? 3 üzeri 2 alacağım. 5 var. 5 üzeri 3 alacağım. Küçük olan 3 alacağım. OKEK dediği zaman yani ortak katların en küçüğü sorulduğu zaman da bu şekilde de yapacağımız işlem şuna dönüyor arkadaşlar. Bak burada az önceki söylediğimiz EBOB'u bulundu. 2 ortak en büyük üssüsü, 3 ortak en büyük üssüsü, 5 ortak en büyük üssüsü ve ortak olmayan 7 alınarak bu da bize OKEK'lerini verecek. Bu üst sayının en büyük ortak ve en küçük ortak katı dediği zaman sayıları asal çarpanlarına ayırıyoruz. Ya da başka yolumuz da var. Yani bunun üçünün yanına bir çizgi çekelim. 40'ın asal çarpanları 2 üzeri 3 çarpı 5'tir. 62,
Yani bir kenarda asal çarpanlar ayrıca. Yani şöyle yapıyoruz. 40 açıklama yapayım arkadaşlar. Çizgiyi çektim. 2'ye bölünür 20. 2'ye bölünür 10. 2'ye bölünür 5. 5'e bölünür 1. 253 çarpı 5. Aynı şekilde hepsini tek tek yaptım. O zaman geldik. 2 ortak en küçük 2. 5 ortak en küçük 5. O bölgeleri 5'ti. Bu sayıların bölen en büyük sayı 10'muş. Üçünde de 2 olmadığı için 3'ü alamadık. Okey geldiği zaman ikiler ortak en küçük en büyük 3. Üçler ikisinde ortak en büyük 3. Beşler ortak. Bunların çarpımı da bu sayıların neyini verecektir? Okey'ini verecektir. Evet. Şimdi şuradaki örneğe bakacak olursak, evet, bir fabrikada depo bölümünde çalışan Rıza Usta üretim yapan 208, 256, 605, 5 farklı plastik ham madde eşit büyüklükte kolilere koymak istiyor. Bu işlem için en az kaç kolinin kullanması gerektiğini tablo yöntemiyle bulalım demiş. O zaman yapacağı şey arkadaşlar bunların hepsini bölen en büyük sayıyı bulmamız lazım. Bu işlemin hepsini işlemine bakacağım. Yani buradaki yapacağım işlem 208 kime bölünür? 256 hepsinin ortak sayısını bulduktan sonra sorunun çözümüne geçeceğiz. Sonra da en az dediği için yani birer kilonun parçaları da bölebilirsin. İkişerlikleri de bölebilirsin ama ona gerek yok. Bizim yapacağımız bunları bölen en büyük sayıyı bulmanız yetecektir arkadaşlar. Burada yapmış. Hepsinin OVV 8'miş. Hepsi 8'e bölünüyor. Ya toplayıp tümünün toplamını 8'e böl ya da bunu 8'e böl elde et. Bunu 8'e böl elde et. 8'e böl elde et. Kaç torba olduğunu karşımıza ne yapacaktır? Şimdi ABC sayıların OBEP ve OKEK'lerinin burada oranını istemiş bizden. OBEP'lerini yazarken OKEK'lerini yazarken A üzeri 7 olacak 1. Ondan sonra B üzeri ikisinde de var. B üzeri 5 olacak. C üzeri 4 olacak. Burada D var. Dekareyi. Öbürüne geldiğimiz zaman EBOB'a geldiği zaman A üzeri 4 olacak, B küp olacak, bir de C olacak. Birbirine bölersem işte aradığımız sonucu ne yapmış oluruz? Böylece şimdi burada x pozitif sayı OBEP'lere OKEK'lere verilmiş. Ne söyledik az önce? X ile 20'nin çarpımı OBEP OKEK'in çarpımına eşittir. Ya da burada ne yapacağız? Sayı denemesiyle de bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani kim yazarsam olur diye bakabilirsiniz. Hani 4 yazarsam olmuyor ama 8 yazsam herhalde oluyor. 4 yazarsam okekleri 20, 40 olmaz 20 olur. O yüzden burada 8 ile bunu ne yapmış oluyoruz? Ya da OBEP okekin çarpımı sayıların çarpımlarına eşit deyip geçiyoruz. Aralarında asal demiş. Bu sorunun çözümünde okekleri 120. Bir defa aralarında asal dediği için bunların okekleri ikisinin çarpımı olacaktır. Yani bunu paydaya eşitledik. AB artı 32 bölü B. AB A çarpı B'ye 120'yi getirip yazacağız. 152. Bu da 19'muş. Buradan B sayısını direkt ne yapabiliriz? Elde edebiliriz arkadaşlar. Evet. Yani buradan A çarpı B 120. Bu birisi 8. Diğer sayıyı da burada ne yapabiliriz? Çünkü B sayısını buldun. A sayısını bulacaksan bu da ne yapacaktır? 15 olacak. Aralarında asal şunu unutmayacağız arkadaşlar. OBEP'leri 1'i verir. OKEK'leri sayıların çarpımı. M ve N pozitif birbirinden farklı pozitif sayılar. 45 bunun alacağı en küçük değer sormuş. Demek ki bu ikisi de 45'in katı olacak. Birbirinden farklıysa o zaman sayının birini 45, birini 90 alırsan işte en küçük durumu elde edersin arkadaşlar. Çünkü M ve N. Çünkü ikisinde de 45 çarpanı olacak. Birini 45 alırsan diğerini 90 alırsın. En çok deseydi bu sayıları değiştirirdim. Bu sonsuza kadar gider. 45'in katı olan sayıları düşünebilirsiniz.
Yine aynı şekilde burada bize ne demiş? OBEP'leri 8, OKEK'leri 96. O zaman sayının birisi, şimdi OBEP 8 ise sayının birisi 8A ise diğeri 8B'dir. Bu ikisinin OBEP'ini bulurken, OKEK'ini bulurken 8 çarpı A çarpı B'dir. O zaman 96'yı 8'e bölüyoruz. 96'yı 8'e şu sayı K'dır, şu sayı L'dir. 8'e bölersem 12. O zaman A çarpı B 12'dir. A çarpı B 12 ise bunu 1'e 12 seçebilirsiniz arkadaşlar. Ya da 4'e 3 seçebiliriz bu sayıları. Yani burada yapacağın en kolay işlem bence budur. En çoğunu sormuş. O zaman sayının birisi 8, birisi 96. Bu en çoğunu verir. Evet. En azına da geldiği zaman da birine 8 de 32 olur, birisi de 24 olur. 3 çarpı 8, 24 olur. O da en azı verir. Yani en az 56 yapar. Buradan da bizden neyi istemiş? A ve L sayılarının en büyük ve en küçük durumunu istemiş. Şuradan yani bu birini 1 aldık, birini 8 aldık, birini 96 aldık. Toplam 104 sayısına ulaştık. Evet. Alabileceği en küçük ve en büyük değerleri bulunuz demiş. En küçüğü bu, en büyüğü de 104. Yani 96'ya 8, 32'ye 24. Yani burada tek düşüneceğin olay şudur. OBEP 8 demesi sayının birisi 8A, birisi 8B. Bu iki sayının OKEK'i bulunurken 8 ortak, A var, B var. Bu bize 96'yı verecek. A çarpı B 12 olacak. O zaman buna 1 alırsam bu 12 olur. Bunu 3 alırsam bu 4 olur. İşte o zaman buna göre buraya A'nın yerine 1 yazarsan sayının biri 8 olur. A'nın B'nin yerine 12 yazarsan 96 olur. Bu en büyüğü verir. A'nın yerine 3 alırsan 24'ü verir. A'nın yerine B'nin yerine 4 alırsan 32'yi verir. İşte şurada en büyük durum, burada en küçük durum çıkar karşına. Sorunun çözümü de izleyeceğimiz yol budur. Şimdi burada da OKEK'leri 162, bu sayıların toplamı en büyük soruluyor. O zaman yapacağımız tek şey şudur. En küçük sorsaydı bunu asal çarpanlara ayırdım. Birini 162 alacağız. Diğerini onun yarısı alacağım arkadaşlar. 81 alacağım. Yani diğerini 3'te 1'ini. Yani 3'e bölünüyorsa 3'te 1'i. 3'e bölünmüyorsa 4'e bölünmüyor. 4'e bölünmüyorsa 5'e bölünmüyor. Şeklinde gidelim. 162 3'e bölünüyor 54. İşte bu 3 sayının OKEK'leri 162'dir. Birbirlerinin katı şeklinde. Bunun 3 katı, bunun 1 katı, bunun 2 katı. O zaman bunların toplamı bizden aranan sayıyı verir. Burada hep yorumumuz bu olmak zorundaydı. Burası 80 olaydı. Sayılar farklı demeseydi üçünü de 80 alırdınız. 80. Farklı dediği için birinciyi 80 alırsan ikinciyi hemen 2'ye bölünüyorsa 40 alacağım. 3'e bölünmüyor 4'e geçeceğim. 4'e bölersem diğeri de 20 olacak. Bunların OKEK'leri 80'i vermiştir. Yani yorum, mantık, bütün bunun üzerine. Evet. Şimdi burada problem şeklinde soruluşlar vardır. İşte bir sınıftaki okulun öğrenci 5'erli, 6'arlı, 8'erli sıralarda her seferinde 3 artıyor. O zaman bu sıradaki sınıftaki öğrenciler 5'erli grup yapılabiliyor. 6'arlı, 8'erli grup yapılıyor işte. Yani az önce o kek bulmadaki yolumuz. Yani biz şöyle de düşünebilirim. Sınıf mevcudumuz 5x artı 3 ya da 6y artı 3 her seferinde 3 artıyor. Ya da 8z artı 3. İşte kuracağım denklem budur. O zaman her sayıya 3 çıkarma yaparsam o zaman a eksi 3 eşittir 5x eşittir 6y eşittir 8z. Yani aradığım sayı 5, 6, 8'in katı olan bir sayı olacaktır. Onu da biz birlikte şu şekilde yapabiliriz. İkiye bölünme var. İkiye bölünenleri bölüyorum. Bölünmeyen devam ediyor. İkiye bölünme devam ediyor. Devam ediyor. Sonra 3'e bölünme 5'e bölünme. Şuraya çıkan sayılar OKEK'tir. OKEK'in bulmanın bir yolu da budur. Kaç etti? 120. Ha, o zaman A eksi 3 sayısı 120'ymiş. O zaman A eşittir 120.
Ya da testse olsaydı bu soru cevaplardan bulurdu. Neden? 123 sayısını 5'e bölersen 3 kalır, 6'ya bölersen 3 kalır, 8'e bölersen 3 kalır. Direkt cevabı buradan görebilirdin arkadaşlar. Evet, bir firma boyutları 72 ve 120 olan dikdörtgen için bu sayıyı yapay çim ile kaplayacaktır. Bu iş için eş ölçümlü olacak şekilde en az kaç adet kare şeklinde çim parça kullanılacak diyor. Yani bunun anlamı şudur. Bu kenar 120 santimmiş, bu kenar 72. Yani şunları karelere bölmemiz gerekecek. Burayı da bölecekmişiz. O zaman benim yapacağım 72 ile 120'yi bölen en büyük sayıyı bulacağım. Yani bu şuradaki karenin bir kenarı bu boyutlardan küçük olmak zorunda. Bunların ikisinin bölündüğü sayıyı hızlıca görebilirim mesela. 24'e bölündüğünü ben gördüm mesela. 24, 3, 5. Bitti. O zaman karenin bir kenarı 24 olması lazım. Ha, buradaki kaç tane gerekiyor dediği zaman şu sayılarla ilişki vardır. Yani 3 çarpı 5, 15 taneye gerek vardır. Ama biz şimdi onu buradaki anlatımla görelim. İşte burada ne yapmış? Bulmuş 24'ü. O zaman bu çimin alanı, bu sahanın alanı bölü, karenin bir kenarı 24 olacağı için karenin alanı. Ha, bu alanı çim döşediğin için bu bölgenin alanı bölü karenin alanı direkt sana buradan 15'i verir. Ama benim yaptığım yolda direkt bunu uygulamanızda fayda var derim. Şimdi buradaki soruya bakacak olursak bir fabrikada bulunan 3 farklı makine bir ürünü sırasıyla saniyede üretiyorlar. Bu 3 makine ilk kez 6.30'da birlikte çalışmaya başladığına göre 5. kez üçü birlikte ürün verdiğinde saat kaçı gösterir? Önce birinci birlikteyi bulmak için bu sayıların ortak katını bulmak zorundayım. 5. Yani kaç dakika sonra birlikte veya kaç saniye sonra birlikte çalar. Üçünün okekini bulmak için ikiye bölünme önce 2 sonra 3 sonra 5'e. Bu sayı okek. Yani 900 saniye sonra bu da 15 dakika yapar. 15 dakika sonra bunun üçü birlikte ne yapar? Üretim devam ediyor. Birlikte çalışmaya yani. Tekrar 15 dakika sonra birlikte çalışırlar. O zaman 5 defa dediği için 5 çarpı 15 bize buradan 75'i verir. Saat kaçı gösterir diye sorduğuna göre 6.30'un üzerine 1 saat 15 dakika yani 75 dakika 1 saat 15 dakikaya eklersek aradığımız sonucu ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar. Yine burada bir soru. Onur sitesinin yöneticisini yapan Çiğdem Hanım sitenin etrafına aydınlatma direkleri dikmek istiyor. Şeklinde bir alan kurulmuştur. Her köşesine bir direk gelecek şekilde sitenin çevresinde eşit aralıkla direk dikilecektir. Bu aydınlatma direğinin bir aydınlatmanın maliyeti 130 lira. En az kaç lira para öder diye sormuş. O zaman aydınlatacağı alan şuymuş arkadaşlar. Bu kenar 27 metre, bu kenar 24 metre. Yani şuradan başlayar, belli eşit aralıklarla ağaç dikiyor. Direkt dikiyor şunlara. O zaman bunların eşit aralık dediğine göre 27 ile 24'ün obebes 3 metre. Yani 3'er metre arayla 3 metre arayla ağaç direkt dikeceğiz. O zaman bunun sayısını kaç tane olduğunu bulmak için bunun çevresine bakacağım. Ya da bu kenara kaç tane, bu kenara kaç tane. Bu kenara 9 tane gidiyor. Buraya 8 tane gidiyor. 9 tane gidiyor. 8 tane gidiyor. Toplam 18. 24 de 16 da burada var. 18 artı 16. 34 tane direkt dikecekmiş. 34 direğin her biri de 130 liraymış. O zaman ne yapıyoruz? 130 çarpı 34 direk diyoruz. Aradığımız parayı buluyoruz. İşte burada da aynı şey yapmış. İki direk arası 3 metreyi bulmuş. Çevreyi bulmuş. Çevreyi 3'e bölerek 34 direği elde etmiş. Ya da kenarlara kaçar tane dikileceğini bulmamız da bize aynı sonucu verecektir. Evet. Burada buna benzer problemler arkadaşlar.